Bayılan önemli açıklamalarda bulundu. Fırat Haber Ajansı'na konuştu. Ben tabii ki röportajın hepsini sizlerle paylaşamayacağım ama önemli çarpıcı noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet Fırat Haber Ajansı'na konuştu. PKK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan başlıklar halinde şu şeylere dikkat çekti. Dedi ki şimdi şunlara çok art, art, e, Şunlar çok açıktır ve net e, olarak şunları ifade etmek istiyorum. PKK'nın bu olayla yani Zahu katliamı olayı, olayıyla hiçbir ilgisi yoktur. Orada Türk devleti hakimdir. Iraklı yetkilerin de dediği gibi bu olayı Türk devleti yapmıştır. Bu kesindir. Türk devleti bu olayı bir yanlışlık sonucu yapmamıştır. Bilinçli bir biçimde vurmuştur. Bu da kesindir. Çünkü tam karşısındadır. Bu dönemde orada 400-500 araç durmaktadır. Yaklaşık bin turist oralarda vardır. Türk devleti de oranın turistik bir yer olduğunu biliyor. Türk devleti şu an elinde bulundurduğu teknikle bir ağacın altındaki bir kişiyi görebiliyor ve suikast edebiliyorsa nasıl oluyor da koca bir piknik alanını yanlışlıkla vuruyor. Burada yanlışlık yoktur ve öyle bölgedeki bir komutanın canı istediği için vurmamıştır. Bu Türk devlet siyasetinin bir yaklaşımıdır. Türk siyaseti Güney Kürdistan ve Irak'ta hakimiyetini durmak, e, kurmak istiyor. Onlar bu biçimde psikolojik baskı yaparak insanları korkutmak, kaçırmak ve kendini hakim kılmak istiyorlar. Zaten ilk saldırı da değildir. Kaç yıldır bu siyaset temelinde Güney Kürdistan'da, Rojava'da, Kuzey Kürdistan'da sivil insanlarımızı katlediyorlar. İnsanların gözünü korkutmak istiyorlar bir de anlaşılan oranın bir piknik alanı olmasını değil, bırakılmasını istiyorlar. Özellikle de Türk ordusunun Güney Kürdistan'da işgal ettiği yerlerde böyle bir siyasetleri vardır. Aynı şey Metinada ve Hakürke'de de söz konusudur. Yani o bölgelerde halkın olmasını istemiyor, tam bir askeri hakimiyet kurmak istiyor. Kısacası Türk devleti bu saldırıyı bilinçli bir biçimde yapmıştır. Ee, devam ediyor Karaelan yaptığı açıklamada. Şimdi Türk devleti bu katliamı yaptığını inkar etti. Hatta PKK yaptı dedi. Irak bu katliamı Türk devletinin yapmış olduğunu ispatlamasına rağmen inkar ediyor. Türkiye'nin bu inkarcılığı kendi gerçekliklerini dünyanın görmesine yol açıyor. Bu gerçeklik nedir? Türkiye'nin hep böyle yapmasıdır. Kendisi Kürdistan'da terör yürütüyor ama bize terörist diyor. İnsanlarımızı öldürüyor ama net bir biçimde ben sivilleri öldürmem diyor. Zaten Türk halkını tümden inkar ediyor ve e, Kürt halkını tümden inkar ediyor ve yok sayıyor. Türk devletinin gerçekliği inkar, katliam ve yalancılıktır. Türk devleti devlet terörü uygulamaktadır. Türk devlet gerçekliği budur. Bakın zaten bu olayı da inkar etti. Şimdi Iraklı yetkililer tespit etmişler siz yaptınız diyorlar. Ama bunlar dikkatle dikkate bile almıyor. Mesela Irak'ta bir yanıt bile mesela Irak'a bir yanıt bile vermediler. Hatta bir de sanki bir çocukla konuşuyorlarmış gibi tuzağa düşmeyin, gelin ortaklık yapalım dediler. Yani saygıları bile yoktur. Bu Türk devletinin gerçek yüzünün biraz daha tanınmasını sağlamıştır. Şimdi değerli izleyenler, Murat Karaylan çok çarpıcı bir noktaya değindi. Bu gerçekten de not alması gereken önemli bir nokta. 100, bin, 100 askeri, üst ve 30 bin Türk askeri var dedi Murat Karaylan. Fırat Haber Ajansı'ndaki röportajın bir bölümünde şu çarpıcı cümleleri kullandı değerli izleyenler. Şimdi esas olarak Irak devlet yetkililerinin bu konuda yapmış oldukları tespitlerin çoğu doğrudur. Fakat verdikleri rakamlarda biraz eksiklik var. <laughs> Belki de bilgileri tam yoktur. Doğru. Türk devletinin Güney Kürdistan'da kurduğu askeri noktaların sayısı 100 civarındadır. Fakat Irak topraklarında şu an yerleşen ve hareketli olan asker sayısı en az 30 bindir. Hatta Türk devletinin özel kuvvet, komando ve bunun gibi tüm uzman tugayları şu anda Güney Kürdistan'da yani Irak'ta yerleşmiştir. Bunun doğru bir şekilde bilmesi iyi olur. Diğer bir konu ise 14 Nisan'dan 14 Temmuz'a kadar geçen 3 aylık süreçte Irak topraklarına savaş uçaklarıyla yapılmış olan bombardıman sayısı 2574, helikopterlerle yapılan saldırıların sayısı ise 1933'tür. Türk devletinin bu kadar rahat hareket etmesinde kimin sorumlu olduğu gibi konulara şimdi çok değinmek istemiyorum. Bu zaten bellidir fakat önemli bir olan önemli olan şimdi Irak halkı, Irak devleti ve hükümeti Türk devlet saldırganlarına karşı bir tutum geliştirmiştir. Bence bu Federe Kürdistan hükümeti ve KDP açısından yeni bir çıkış yapabilmek açısından bir fırsattır. Eğer isterlerse onlar için bir fırsat doğmuştur ve onlar da Türk sömürgeciliğine karşı yeni bir tutum geliştirebilir dedi Murat Karaylan ve şöyle devam ediyorum. Yani Türk sömürgeciliğinin ve saldırganlığının gittikçe kendisini Güney Kürdistan'da hakim hale getirmesine karşı hem Kürdistan hem de Irak bir ulusal tutum geliştirebilir, yeni çıkışlar yapabilirler. Bu anlamda zaten Güney Kürdistan siyasetinin bir kesimi tutum sahibidir. Ancak halen tutum almamış olanlar, hatta işbirliği bile yapanlar da yine yeni bir çıkışlar, yeni çıkışlar yapabilir. Bunun imkanı olduğu gibi bir siyaseti görmeleri ve bu siyaseti görmeleri ve yeni çıkışlar yapmaları yönünde beklentiler de vardır. Biz bu çerçevede bir gelişmenin yaşanabileceğini umuyoruz dedikten sonra bu 7 yıldır yaşanan süreç bir kez daha onların ölüm ve soykırım siyasetiyle sonuca gidemeyeceklerini gösterdiği gibi tek çözüm yolunun Kürt halkının varlığını kabul etmek ve siyasi çözümü esas almak olduğunu da ortaya koymuştur. Başka da bir yol yoktur. Bu gerçeklik bir kez daha bu 7 yıllık savaşla gündeme e, girmiştir diyor. Hatta çözüm sürecine e, ilişkin de e, örnek vermişti İki yıllık çözüm sürecinde hiç kimsenin ölmediğini Vesaire e, yani Çözüm Kürt sorunun demokratik Yollardan çözümüne e, Sayın Karayılan Dikkat çekmişti Değerli izleyenler devam ediyoruz Korucularla ilgili bir haber var e, Bu da önemli niye Çünkü korucu terörü Kürdistan'ın her yerinde devam ediyor Van'da Temmuz ayı içinde korucuların devletin silahıyla Gerçekleştirdiği saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği e, açıklandı. Bu korucuk, koruculuk sisteminin yeniden sorgulanması noktasında bütün dikkatleri yine korucular üzerine çekti. Daha iki gün önce dört korucu yaşamını yitirmişti ZAP'taki çatışmada. E, ve korucular bir yandan orman yakmada, orman kesmede kullanılıyor. Bir yandan e, bu dinsel istismarda biliyorsunuz korucular e, yani yılda onlarca korucu bu konuda yargılanıyor. Hırsızlık, soygunluk, çete yani 1985 yılında biliyorsunuz bu e, yasallaştı Türkiye'de. Türkiye'de kurucuların yas, yasallaşmasının tek sebebi e, sistem Kürtleri kendi arasında birbirine kırdırmak, vurdurmak. Kurucular da orada bir güç haline getirip orada terör estirmek, insanların üzerine korku yaymak ve Kürdistan'ı karıştırmak. Yani Kürtleri birbirine vurdurmak e, amacıyla böyle bir sistem geliştirdi ve şu anda o sistem... Resmi olarak 70 ile 100 bin arası olduğu söyleniyor. Çok büyük bir rakam. Bunlara para veriliyor, sigortaları ödeniyor, emekli yapılıyorlar ve birçoğu evlerini terk etmemek için zamanında korkusundan korucu oldu ama daha sonra bu, bu gönüllülük esasına değerli bir şekilde bir memuriyet gibi ele alındıktan sonra, yetkileri verildikten sonra ee, i̇nsanların büyük bir kısmı kandırılarak maalesef korucu oldular ve bu korucular Kürdistan'da bulaşmadıkları suç neredeyse yok. Dediğim gibi insan kaçakçılığı, e, taciz, tecavüz, e, çetecilik. işte 24 Haziran 2022'de Siirt'in Pevvar ilçesine arazi anlaşmaları nedeniyle e, korucuların silahıyla iki kişi öldürüldü dört kişi ağır yaralandı. Yine geçtiğimiz ay Başkale'de yaşanan arazi meselesi e, sebebiyle yine korucuların silahından çıkan ateşler sonucu dört kişiyi öldürdüler. Ve yine Van'da geçtiğimiz kış aylarında e, 4 korucu cinsel istismardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderdi. Bunlar bir de tecavüzcü yani. Ve e, Van'da yine geçtiğimiz günlerde yaşanan olay vardı. İşte bütün bunları var Milletvekili Muazzez Orhan sorguladı. Raporlaştırdı. Ve taciz, e, cinsel istismar olayları da bu üniformaya ve silaha güvenerek güvenerek yapılıyor dedi. Koruculuk sisteminin geldiği noktada e, lav edilmesi gereken bir sistem olduğunu söyledi. Sadece korucu olanların yaptığı bir durum değil bu diyor. Koruculuk sistemini getiren zihniyet toplumda kaos yaratmayı, toplumu yozlaştırmayı ve birbirinden koparmayı hedefliyor açıklamasında bulundu. Evet değerli izleyenler günün sözüne geçelim dilerseniz günün sözünde bakalım bugün ne vardı. Ee, evet günün sözünde bugün Erdoğan varmış. İki tane var. Bir tanesi şu. Şu ekranda görüyorsunuz zaten herhalde okuma okuyabiliyorsunuz. 1993 yılında Erdoğan'ın söylediği bir sözdü bu değerli izleyenler. Başkanlık sistemi için ne demişti Erdoğan o dönem? Demiş ki Başkanlık sistemi bir özentinin sonucu ya da Amerikan emperyalizminin bize bir vasiyetsidir. Tavsiyesidir pardon, vasiyet diyorum. Bize bir tavsiyesidir. Ne yorum yapayım bilmiyorum ama. Demek ki Erdoğan Amerika emperyalizminin o tavsiyesine uydu ve başkanlık sistemini getirdi. Şimdi Erdoğan'ın güncel bir sözü var. Bugün ne dedi Erdoğan? Bugün önemli bir söz söyledi. Hayat, yani bu tarihe geçsin diye size söylüyorum. Belki lazım olur. Erdoğan dedi ki seçimlerin telafisi olmaz. Sen ben değil bütün bir ülke kaybeder. AK Parti'nin kazanması Türkiye'nin kazanması demek. Bu seçim bu slogan 2018 yılına aitmiş değerli izleyenler. Bu Erdoğan'a prompter prompter yazısını hazırlayan geri zekalı her kimse geri demekte bir mahsul yok değil mi? Bence yok yani. Çünkü niye? Bu cümle 2018 yılında ki seçimlerde kullanılan bir cümle. İnsanlara korku, umutsuzluk yayarak şey al, seçimi aldılar ve aynı cümleyi tabii bunlar kaydediyorlar demek ki aynı cümleyi bugün Erdoğan önüne tekrar koydular o promptra ve Erdoğan'a bugün bu cümleyi tekrar söylettiler. Şimdi değerli izleyenler ne yapıyoruz? Günün videolarına geçiyoruz. Size önce sizi üzecek bir şey izleteceğim. Önce sizi üzeceğim. Kusura bakma yani. Şimdi Ferhat Tunç bir paylaşım yaptı bugün değerli izleyenler. Sevgili Ferhat Tunç bir paylaşım yaptı şu paylaşımında şu cümlelere yer verdi. Dedi ki, hakkında hazırlanan bir iddianame ile 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2015 yılından beri tutsak edilen Mardinli Kürt sanatçı Ahir Biru telefonla oğlunun düğününe katılıyor ve Ahmet adlı atını düğüne katılanlar hitap ediyor ve düğündekiler de tabii ki gözyaşları içinde bu sıçanı dinliyorlar. Hep birlikte dinleyelim. Valla ben dinledim, içim paramparça oldu. Ee, bir sanatçı, değerli izleyenler, uyduruk bir gerekçeyle, uyduruk bir idaname ile 2015 yılından beri tutuklu ve kendisine 22 yıl hapis vermişler bir sanatçıya. Ve kendi oğlunun düğüne de katıramadığı için cezaevinden telefon üzeri katılıyor, onu da düğüne bağlıyorlar. İçler acısı bir birlikte dinleyelim. bu Kürtlerin şeyi böyle ya. Gerçekten insanı içi parçalanıyor. Ya. Bir sanatçı boş yere cezaevine atılmış, örgüte yardım ve yataklıklar 22 yıl hapis veriliyor. Adamın elinde silah yok, daha çıkmamış. Düşüncelerinden dolayı ya yazık günah bu insanlara. Ya.